Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Pazar günkü ilk video çalışmam borsa endekslerindeki son durum nedir olacaktır. İkinci video çalışmamda da yeni hafta dinamiklerini aktarıyor olacağım. Burada borsa endekslerinde neleri aktaracağım size? Borsa İstanbul Üze endeksini anlatacağım. S&P 500'ü anlatacağım. DAX 30'u anlatacağım. Ve Biden'la birlikte yani ABD'nin yeni Başkanı Biden'la birlikte aslında S&P'den ziyade Russell Endeksinde de nasıl bir görüntü var buna da sizlere aktarıyor olacağım. Tabi bunun öncesinde şöyle kısa bir bilgilendirme yapayım. Para dergisinin bu haftaki yayınında altın sayfasında özellikle çok kıymetli üstadlarla birlikte bir e, nacizane fikrimizi aktardık. Zaten siz biliyorsunuz videolarda yazılarımda aktarıyorum ama tekrar dinlemek, görmek isteyenler Para Dergisi'nin altın sayfasına bakabilirler. Sosyal medyadan da zaten e, mevcut görseli sizlere aktarmış oldum. Tabii ben sizlere e, teknik bölümü aktarmadan önce işin makro temellerini de kısa kısa paylaşmak istiyorum. Yani sadece kuru kuruya teknik bilgiler vermek istemiyorum. Beni tanıyanlar bilir temeldeki gelişmeleri de aktarmaya çalışıyorum. En azından durumumuz nedir? Biraz daha Türkiye ağırlıklı paylaşacağım tabii ki. G20 içerisindeki görüntümüz, son gelişmelerle birlikte durumumuz nelerdir? Bunların hepsini kısa kısa aktarmak istiyorum. Tabii ki son süreçteki gelişmelerde özellikle işte Merkez Bankasının başkanının değişmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının değişmesi. Ve ondan sonra verilen mesajlar çok önemli bir görüntüye imza attı. Neydi bu? Ülke risk birimi CDS'imiz ciddi anlamda düşüş kaydetmişti. Yani bu yıl 643'leri gördüğümüz, 500'lerin altına bir türlü düşemediğimiz bir görüntüden bahsediyorduk. Tabi yine CDS puanımıza baktığımızda rakiplerimizden çok da uzağız. Yine kötü performanstayız. Ama yine hani e, ölümü görüp sıkmaya razı olmak, diye bir vurgu vardır. Yani 500'lerde olan bir CDS'in şu anda 350 olması gerçekten güzel. Ama yeterli mi? Değil. Bakın hemen yanımızda Brezilya var. Brezilya'nın CDS puanı 152'lerde. 300'ün üzeri soru işaretidir. Yani 300'ün üzeri kötüdür. 100 ile 300 arası orta şekerlidir. 0 ile 100 arası da en iyisidir. CDS puanlarıyla risk primi yani bu. Bu sebeple de daha e, kat edeceğimiz çok ciddi bir yol var CDS tarafında. Bu neden önemli? Şimdi borsaları anlatacağız. Borsa fiyatlama reaksiyonlarını e, izah edeceğiz. Eğer CDS'imiz iyileşirse, eğer rakiplerimizin yanına yaklaşırsak, daha da iyi bir performans sergileyeceksek, o zaman yabancıların gözünde iyi bir noktaya gelmemiz lazım. Bu sebeple de 350 dediğimiz rakamların 200 puanın altında 100 puanla 150 puan arasında bir noktaya hatta 100 puanın da altına gerileyen bir görüntü oluşturması lazım ki o zaman iyi bir noktaya gelebilelim. Bu sebeple de Türkiye'nin işin fiyatlama boyutunu konuştuzdu ama Türkiye'nin dış ülkelerle olan iletişimi, dış ülkelere vereceği mesajlar, ekonomi, siyasi, jeopolitik bütün e, görüntülerde dış ülkelerle iletişimi bozmayacak bir görüntü ihtiyaç var. Tabi burada bir eleştiri gelebilir. Hocam dünyanın e, dünya ülkelerinde Türkiye'nin Türkiye'ye olan tavırlar çok agresif, çok yanlış, haksızlık. Evet bunlara ben de katılıyorum. Özellikle sınırda yapılanlar Doğu Akdeniz sürecidir, Orta Doğu sürecidir, Karadeniz sürecidir. Yani bunların hepsine baktığımız zaman dış ülkelerin Türkiye'ye karşı e, bir haksız tutumu var. Evet, buna katılıyorum. Ama şunu da lütfen unutmayalım. Yani biz belirli zaaflarımız olduğu için mi bize çok daha fazla yükleniyorlar? Yoksa bizde hiçbir şey yok, hiçbir problem yok da mı durduk yere? E, bu müdahaleleri oluyor. Bunları da lütfen göz ardı etmeyin. Yani e, buralar, bu, bu tür e, diyaloglar tabii ki farklı tartışma boyutlarını getirir ama şunu görmek lazım. Hani ne derler? Biz e, eşeği sağlam kaza bağlayalım. Ondan sonra da dua edelim. Tevekkül. Yani bu ne demek? Sen önce yapman gerekenleri yap. Ondan sonra bunun daha iyi olabilmesi için dua et. Bu hesap. Yani bizim ekonomik anlamda çok daha iyi noktalarda olabilmemiz için belli başlı noktalarda ciddi adımlar atmak gerekiyor. Mesela borsaları konuşuyoruz. Borsa neden beslenir? Büyümeden beslenir. Eğer büyüme politikan, büyüme teman varsa o zaman borsalarda da güzel noktalar oluşabilir. Peki büyüme temasını gidebilmek için nasıl bir görüntü oluşturabilmeler? Yani ülkeler nasıl büyür? Bunun üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Tabii ki son süreçte baktığımızda iyi bir sonuçlar gördük. E, büyüme yıllık, büyüme hızına baktığımız zaman da son gelen data önemliydi. Ama gerek yılı bitireceğimiz nokta ya pozitif sıfır ya da sıfırın üzerinde kısmen e, sıfırla bir arasındaki bir görüntüde ama... Türkiye gibi ülkelerin Türkiye gibi bir ülkenin %4.5 civarlarında en azından istikrarlı bir büyüme oluşturması gerekiyor ama biz 2018'den beri dikkat ettiyseniz ara dönemlerde bazı dalgalanmalar oluştursak da ciddi anlamda iyi bir noktada değiliz. Neden Çünkü bizim ekonomik konjektürümüz gerçekten çok kısır döngü içerisinde gidiyor. Büyümeye biraz odaklandığımız zaman kantarın topuzu kaçtığı da enflasyon yükseliyor. Enflasyonla mücadele edebilmek için faiz silahını çıkartıyoruz. Bu sebepleri faiz konusu yukarı doğru bir hareket ediyor. O zaman yüksek faiz de yatırımların önüne geçiyor. Yani bu kısır döngüyü öncelikle uzun vadeli periyotta çözmemiz gerekiyor. Yani sadece büyümek diğer problemleri beraberinde getirir. Ama biz yine bakın tabloya dikkat ettiyseniz G20 Trading Economics'ten almış olduğum datasetlerinde şu anda Türkiye en fazla faiz, enflasyon oranına sahip olan ülke. Arjantin'i saymıyoruz artık. Yani bizim bu noktalarda çok ciddi değişimlere imza atmamız lazım ve en başta Bakın en başta enflasyonun en sıkıntılı noktası gıda fiyatları üzerinde çok acilen ciddi bir önlem almamız gerekiyor. Yani bu önlemlerin nasıl olması gerektiğini alakalı tabii ki detaylandırmalar yapılması gerekiyor. Ben bunu zaten 50 başlı noktalarını söylüyorum. İşte üreticilerin maliyetini düşürecek Çiftçilere verilecek teşviklerin bilinçli bir şekilde olması ve çiftçilerin de bu bilince ulaşması. Çiftçilerin refah düzeyinin üst noktada olması lazım ki katma değerli üretim görüntüsüne girsin. Teknolojiden yararlanırsın. Gençler tarıma elverişli olacak bir teşvik sunulsun. Yani gençlerin de bu noktada destek verilmesi gerektiğini unutmayalım. Yani sen e, gençlere hadi üretim yap demek tek başına yeterli değil. Onu bilinçli bir şekilde yaptırman gerekiyor. Desteklemen gerekiyor. Maliyetleri azaltman gerekiyor. Tarladan pazara ya da marketlere gittiği zaman o aradaki uçurum fiyatın düşmesi gerekiyor. Eğer bunu e, sağlarsak hem üretici para kazanır hem de tüketici çok fazla kazıklandığını hissetmez. Doğal olarak da enflasyonla mücadele konusunda en önemli farklılıklar oluşur. Mesela şu anda asgari ücretle alakalı süreç başlandı konuşulmaya. Mesela enflasyonla topyekun mücadele sürecinden bahsediyoruz. Ama enflasyonla alakalı yani Türkiye'nin asgari ücretteki zam oranına odaklandığı bir noktada enflasyonla eğer mücadele edilecekse burada çok ciddi bir eleştiri alacağım ama lütfen sözümü bitirmeden bu eleştiriye başlamayın. Eğer gerçekten Türkiye enflasyonla mücadele etmek istiyorsa o zaman enflasyon yani daha da asgari ücrete verilecek zam seneye enflasyon rakamının üzerinde olmaması gerekiyor. Yani örnek veriyorum %10 bekleniyor seneye enflasyon %10'un üzerine çıkmaması lazım. Ama burada ben işin teorik boyutundan bahsediyorum. Eleştiri boyutuna E hocam enflasyon zaten uçmuş. E, asgari ücret zaten aldıkları belli. E, şimdi siz böyle dersiniz o zaman bu adamlar ne Çok haklısınız. Benim anlatmak istediğim enflasyonla mücadele konusu. O konuda zaten başta yapılan husus şu. Dünya genelinde Çalışan insanların asgari ücretli insanlara oranına baktığımız zaman Türkiye bu noktada çok ciddi. Ve Türkiye'deki herkes her sektördeki her çalışanın patronu e, bu enfla ne kadar asgari ücrete zam gelecek diye bekliyor. Buna göre zam oranı oluşturuyor. Yani Türkiye'de zaten bir gelir adaletsizliği olduğu için en baştan asgari ücretten tutun da Üst yönetimdeki çalışanlar olsun da alt yönetim olsun da. yani Türkiye'nin genelinde bir adaletsiz bir e, maaş politikası olduğu için e, bu sebeple de e, ister istemez işte bu zamlar odaklanıyor. Yani herkes bu zama odaklanıyor. İşte bir enflasyonun üzerinde olsun gibi gibi. Ama olması gereken belli bir nokta yani o yoksulluk sınırında üzerinde bir rakam olacak ki insanlar refah düzeyi bozulmayacak. Yani bu gelir adaletsizliğin önüne geçmek gerekiyor. O zaman biz bu noktalara gelelim. Yani dediğim gibi %10'luk bir enflasyon seneye beklerken sen %15'lik bir enflasyon zam mı, %15'lik bir zam açıklarsan buna karşında bütün mal ve hizmetler %10'un %10 üzerinde zamlanırsa ki bu sene olduğu gibi %50-%60'a kadar ürün zamlarından bahsediyoruz. O zaman hep kısır döngüye gideriz. Yani topyekun mücadele için gerçekten e, kalıcı çözümler atmak gerekiyor. E, kalıcı çözümler atamazsan yani enflasyona mücadele edemezsen faiz tarafı yukarıda kalır. E, faiz kalırsa o zaman büyüme tarafında problem yaşarsın. Borsa performanslarında da ister istemez bunlar etkili olacaktır. Yerli ile birlikte biz yukarı yönlü bir eğilimi izledik ama yabancılar daha yeni başladı. Yabancıların gelebilmesi için algıyı değiştirmek gerekiyor. Burada sol tarafta Borsa performansına baktığımızda Kasım ayında Borsa İstanbul 30 endeksinin 16, Borsa İstanbul 100 endeksinin 15'lik bir performans oluşturduğunu ay içerisinde Paris'ten Tun, Japonya'ya kadar, Amerika'dan tutun Avrupa'ya kadar herkesin pozitifte olduğunu gördük. En düşük performansı Çin Şangay. %5'lik pozitif performansa en iyi performansı Kakaran yani Paris Endeksinin e, gerçekleştirdiğini gördük. Yıllık bazda baktığımızda yıllık bazda şu anda e, Kakaran ve Futsi'nin kötü bir performans oluşturduğunu Borsa İstanbul'un %16, e, Borsa İstanbul 30 Endeksinin %6 oranını değerlendiğini gördük. Burada tabii iki hususa bakmak lazım. Kasım ayında özellikle volatilite endeksi S&P 500 işte endişe endeksi korku endeksi diyoruz Kasım ayında 43 düştü ama yıllık bazda baktığımızda 51 yükseldi piyasa koşullarından dolayı e, tahvillere baktığımızda e, burada Amerika'nın 2 ve 10 yıllık tahvillerinde 10 yıllıkta 50 2 yıllıkta yüzde 90'lık bir düşüş var tahvil faiz oranında düşüş var yani tahvil talebini olan talepten bahsediyoruz Türkiye 10 yıllıklarda Henüz başa baş daha yeni negatif tarafa geçti tahvil faiz oranında yani tahvili olan talep kısmen artıyor demektir. E, Almanya'da baktığımızda 2 ve 10 yıllıklarda tahvil faiz oranı yükseliyor yani tahvil talebini olan talebin olmadığını kötü olduğunu görebiliyoruz. Keza Türkiye'nin de 2 yıllık e, tahvil faiz oranının yükseldiğini, yani kısa vadeli tahvili olan talebin e, olmadığını, çok kötü noktada olduğumuzu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani tahvil faiz oranının yükselmesi fiyatını düşürür, tahvil faiz oranının düşmesi fiyatını yükseliyen yani talebi arttıracak bir görüntüdür. Tabi yılbaşından itibaren borsamıza baktığımız zaman da hisse senedinde 4.6 milyar dolarlık bir satış. DIPS'te yani devlet iş borçlanma senetinde 7 milyar dolarlık satış var. Özel sektör tahvillerinde de 170 175 milyon dolarlık bir satış olduğunu görebilmekteyiz. Hisselerden ve tahvillerden çıkışları çok net bir şekilde görüyoruz. Yılın geneli tabii bu e, önceden daha kötüydü. Şimdi son süreçte biraz toparlanma izlendik ama dediğimiz gibi e, burada da çok ciddi bir görüntü problemi söz konusu. Yani burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Burada bizim algıyı değiştirecek hamlelere ihtiyacımız var. E, tabii ki borsa performanslarına daha geçmedik ama e, şunu da sonlandırmak istiyorum şu e, tabloyla. E, kişi başına düşen e, milli gelir doğrudan yabancı yatırımcıların rakamları ve e, şahsılar, G20'deki görüntüye baktığımızda bizim çok fazla yol kat etmemiz gerekiyor. E, ekonomik politikalar, yapısal reformlarla birlikte yabancının algısını pozitif tarafa kaydırmak, yabancının Türkiye'yi çok ciddi bir yatırım cazibe noktası olduğunu inandırmamız gerekiyor. Adalette, hukukta, eğitimde ve ekonomik söylemlerin iktisadi görüntünün dışına çıkmamak kaydıyla bunlar sağlandığı zaman Türkiye özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında gerçekten sıyrılabilecek bir ülke potansiyeline sahiptir. Borsa performanslarında da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü bizim borsamız gerçekten dolar bazı olarak baktığımız zaman ucuzun da ucuzu diyebileceğimiz bir görüntüde. Yani eğer fitil ateşlenirse borsamızda çok ciddi yukarı yönlü hareketler izlenir. Yerli ile iyi noktalara geldik ama yabancıyanın desteğine ihtiyacımız var. Eğer biz 150 bin ve daha özelli yani eski rakamla yeni rakamla 1500 ve daha üzerinde rakamları telaffuz edeceksek yabancının gelmesi lazım yaklaşık 16 dakika sizlere işin makro boyutunu aktardım. Artık teknik bölüme geçebiliriz. S&P 500 günlük grafik biraz daha en azından ee, daha yakın zamanı görebilmeniz açısından grafikte 21, 55, 144, 233, 377 günlük üstel hareketli ortalamalar ve envelope göstergesi, envelope göstergesinde de 3 günlük üstel hareketli ortalama ve %3'lük sapma değerlerini dikkate aldık ve Fibonacci Expansion e, rak, e, uygulaması da söz konusu. Baktığımız zaman 3594'ün üzerinde kısa vadeli yükselme eğilimi devam ediyor. Nereye kadar gidebilir sorusunun cevabında benim grafikte gördüğüm 3791'lere kadar hareket alanı var. İlk etapta 3700 zaten 3691'lerde kapattı haftayı. Önce 3700 daha sonra da 3791'lere kadar yukarı yönlü reaksiyonlar devam edebilme potansiyeli var kısa vadeli olarak. Orta vadeli 3344'ün üzerinde pozitif, uzun vadeli 3150'nin üzerinde pozitif. Yani günlük grafikte bütün vadeleri göre sizlere rakamlar belli. Yükseliş eğilimi devam ediyor. Tabii ki aşı süreci var, teşvik paketi var. Bunların ilişkin detaylandırmalara bakacağız. Aşı sürecinde son dönemde iyimser bir tablo oldu borsalarda. Teşvik paketi ile ilgili gelişmeler borsa tabanında pozitif bir e, görüntü izlendi. Bu destekler e, borsa tabanında yukarı yönlü hareketleri de destekleyecektir. Tabii ki aşı ile alakalı yeni güçlü haberlere ihtiyaç var. Teşvik paketi ile alakalı da yeni haber akışlarına ihtiyaç var. S&P 500 ama pozitif performansına devam edebilme potansiyelini koruyor. Biraz daha e, grafiği büyüttüğümüz zaman da aylık bir grafikten baktığımız zaman da. E... Envelope göstergesinden yararlandığımız zaman hem %8 hem de %16'lık sapma değerleri ve bu sapma değeriyle 3860 ve 4150 gibi rakamlarında da gündemimizde yer alabileceğini söyleyebiliriz. Zaten bir öncekinde 3790 demiştik. Daha sonra da bakın 3860, 3910 bölgesi, daha sonra da 4150 bölgesi burada kısa, orta, uzun vadeli olarak karşımıza çıkacaktır. Yani teknik anlamda S&P 500 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde herhangi bir sorun yok. E, tabii ki diyeceksiniz ki hocam burası bir balon olabilir. Buradan bir satış baskısı oluşabilir. E, bunun için kısa vadeli görüntüye bakmak lazım. En azından şu an için 3594 yani 21 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerindeki hareket devam ediyor. Hani burası altında kalıcı bir reaksiyon görmediğimiz müddetçe 3790'lara doğru hatta 3860'lara doğru yeni bir hareket alanı şaşırtıcı olmaz. 2021 projeksiyonda yukarı yönlü reaksiyonlar belirli baz almış olduğumuz seviyeler bazında devam ediyor diyebiliriz. DAX 30'a geçelim. Burada DAX'dan önce Russell'a geçmek istiyorum. Hemen atlamışım orayı. Russell'ı neden önemsiyoruz? Çünkü ne demiştik daha önceki ABD başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarımızda? Trump'ın gelmesiyle zenginler, Biden'ın gelmesiyle fakir demeyelim de biraz daha orta gelirli kesimin daha fazla ağırlık kazanabileceğini ve bu sebepleri Russell'ın, Russell endeksinin çok daha önemli bir noktada olabileceğini paylaşmıştım. ABD başkanlık seçimine ilişkin video çalışmamda. Keza dikkat ettiyseniz ABD başkanlık seçiminin haftası ile birlikte Russell Endeksinde çok ciddi yükselişler izlendi. Özellikle 2018 Eylül ve 2020 Ocak'taki zirveleri birleştirdiğimiz zaman elde edilen trend çizgisi 1697 aşılması sonrasında da hareket alanına kaldığı yerden devam ettiğini görebilmekteyiz. E, haftalık bir grafikten bahsediyorum. Yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyelinin desteklendiğini görebilmekteyiz. Bu sebeple de envelope göstergesinin üst bölgesi 1988'lere doğru Russell tarafında bir yükseliş hareketinin devam edebilme potansiyeli var. 1697'nin üzerinde orta vadeli konjöktürde 1988'ler gündemimizde yer almaktadır. 2021 yılında Russell endeksini de ayrıca takip ediyor olacağız. DAX tarafına geldiğimizde kısa vadeli algıya baktığımızda envelope göstergesi, RSI, Money Flow Index göstergelerine bakıyoruz. Bu kısa vadeli bir grafiktir. Günlük grafikten bahsediyoruz. 12.475 ile 14.065 arasındaki fiyatlama reaksiyonlarında hangi tarafta yer alabiliriz sorusunun cevabında 13.460'dan bir baskı gördü. Bu baskı ile birlikte bir miktar geri çekilme ihtimalleri Aresay ve Money Flow Index göstergeleriyle destekleniyor. Ama son hareketler son toparlanmayla göstergelerdeki kollar tekrar yukarı dönme çabasında. Ama şunu görebiliriz ki DAX tarafta DAX'ın kısa vadeli görüntüsünde acaba bir 12.900'e doğru geri çekilme izlenebilir mi? Soru işaretleri oluşturuyor bende. Yani bir 13.460'ın altında baskı görürse 12.900'lere doğru bir geri çekilme olursa ben şaşırtıcı bulmam. Ama benim bu algımın değişebilmesi için 13.460'ın üzerine çıkması lazım. Üzerinde günlük kapanış yapması lazım. O zaman 13.825 14.065'lere doğru bir hareket alanı oluşturabilir. Envelope göstergesindeki kollar da henüz yukarıya dönmedi. Yani olur da bir geri çekilme DAX'ı kısa vadeli görürsek şaşırmayalım. Ee, burada kısa vadeli görüntüyü sunduk ama... Biraz daha orta uzun vadeli konjöktüre baktığımızda değişen bir şey yok. Dikkat ederseniz 2018 Ocak 2020 Şubat bölgelerinde 13.300-13.500 bölgesi önemli. Biraz önce ne demiştik? 13.460 demiştik. Demek ki biraz daha orta uzun vadeli konjöktürde 13.300-13.500 bölgesine dikkate alacağız. Bu bölgenin üzerinde kalıcı bir hareket oluşturacak mı? Oluşturmayacak mı? Oluşturmazsa bir tepki olabilir ama üzerinde bir rakam görürsek o zaman 13880 14300 envelope göstergesi ile birlikte hatta 14365 gibi rakamlar telaffuz edilebilir ama kısa vadeli hareketleri biraz daha takip edeceğiz. Yani bir geri çekilme olacak mı olmayacak mı sorusunun cevabı önemlidir. S&P 500'e ve Russell'a baktığımızda hani kıyasladığımızda DAX'da biraz soru işaretleri var ama S&P 500 Russell'da öyle bir soru işareti yok. Tabi yine uzun vadeli baktığımızda yükseliş eğilimi devam ediyor ama bir mola verecek mi vermeyecek mi burada biraz DAX tarafına dikkate alalım. Gelelim kendi borsamıza. Borsa İstanbul Yüz Endeksinin aylık grafiği. Tabi beni uzun zamandır takip edenler bu rakamlara şaşırmıyordur. Neden? Çünkü hatırlarsınız yani geçen senede borsanın o 84 binlere 85 binlere 90 binlere olan düşüşünde de tabiri caizse ben enseyi karartmamıştım. Ve bu grafiği sizlere aktarmıştım. Tabi o zaman bu hareketler yoktu. O kırmızı çizgiyle vermiş olduğum bölümden dönebileceğini de sizlere aktarmış ve pozitif senaryomu da korumuştum. Teyit kazandıktan sonra hedeflerimi paylaşmıştım ve daha sonra da en son 1400'lerin hedef olduğunu da paylaşmıştım. Nitekim beklentimle yanılmadım. Yani neden yanılmadım? Çünkü ben trend karşıtı bir şey söylemedim. Amerika'yı yeniden keşfetmedim. Trend bana yükselişlerin devam edeceğini söyledi. Trend bozulmadı o zaman dostum kalmaya devam etti. Ve çok net bir şekilde de grafikte görüyoruz. Peki benim Borsa İstanbul yüz endeksi ile alakalı şunu söylemem gerekiyor. Şimdi yerli ile birlikte çok güzel geldik. Yabancı başladı yavaş yavaş. Yabancı devam ederse o zaman 1400'lerin üzerinde 1500 ve 1516 gibi rakamları konuşuruz. Ama yabancı eğer tedirgin olur, hem yılın kalan döneminde hem de 2021 projeksiyonunda yabancı gelmezse yerliyle gideceğimiz alanlar sınırlıdır. Ama yabancı da destek verirse, yabancıyla da gelirsek biz 1400'leri çok kolay yaşayacağımız gibi 1516 hatta 1516'nın bire üzerinde yeni rakamlar telaffuz edebiliriz. Ama yine söylüyorum. Sadece yerli ile yukarı yönlü hareketler sınırlı kalır. Grafiğe baktığımız zaman 2008'den bu yana devam eden yükseliş trendinin üst noktası 1400'den geçiyor. Yani bu ne demek? 1400'lerden eğer bir satış yersek eğer buralardan bir geri çekilme oluşursa. Bu arada 1400 diyorum ama illa 1400'ü test etmek zorunda değil. 1400'ün üzerine de çıkabilir. Bakın benim söylediğim şey kanun değil ama bana grafik diyor ki 1400'e yaklaştıkça dikkatli ol. Hani bu ben size bir kötü senaryo sunmuyorum. Sadece teknik anlamda hani olur da bir geri çekilme yaşanırsa bu bölgede şaşırtıcı olmasın diyorum. 1400'lerin burada kritik bir eşik olduğunu, yerli ile birlikte değil, yabancı ile birlikte ancak bu bölgeyi kalıcı aşabileceğimizi, aksi takdirde bir geri çekilme oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Peki bu geri çekilmelerde hangi bölgeler dikkat çekiyor? Eğer biraz orta vadeli konuşacak olursak 1185 1100, 1245 bölgesi orta vadeli önemli bir destek bölgesi. Uzun vadeli zaten herhangi bir problemimiz yok. Uzun vadeli olarak da 950 ve 1065 seviyeleri üzerinde algı pozitif. Ama yine söylüyorum 1400 gerçekten kritik bir eşik. Bu bölgenin üzerinde kalıcı hareket lazım ki o zaman 1500 ve üzerindeki rakamları uzun dönemli konuşabilelim. Aksi takdirde trendsel anlamda bir tepki hareketi şaşırtıcı olmaz. Peki hocam kısa vadede 1400'e gelebilir mi? Grafiğe baktığımda ben 1400'e yaklaşabileceğini düşünüyorum. Grafiğimi incelediğimde baz almış olduğum hareketli ortalamalar 1298 ve 1324'ten geçiyor. Yani burası 21 ve 55'lik hareketli ortalama ve 180 dakikalık grafikten bahsediyorum ve bu hareketli ortalamalar Dan destek alarak yükseliş eğilimini devam ettirdi. Son dönemde bir satış baskısı yese de bu hareketli ortalamadan yine destek aldığını gördük. O halde kısa vadeli olarak 1298-1324 bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirse o zaman yukarı yönlü hareketini o 1353 zirvesine 1353 zirvesini aşarsa da trendin üst bölgesi 1385'e yaklaştırabilir, ulaştırabilir. Yani Yukarı yönlü hareketlerde alt bölge üzerinde kalırsa 1353 zirvesi aşılması durumunda 1385'lere kadar bir hareket alanı ihtimali var. RSI Money Flow Index göstergelerine baktığımızda hacimsel anlamda Money Flow Index'in desteklendiğini görebiliyoruz. Yani bu ne demek? Yukarı yönlü hareketler şaşırtıcı olmaz. Ama yine söylüyorum eğer göstergeler altında sarkarsa yani 1298'in altına bir fiyatlama görürsek kalıcı hareket olarak o zaman bir satış baskısına hazırlıklı olmak lazım. Tabii ki orta uzun vadeli değişmeyecektir algı ama yine de kısa vadeli algı değişirse tepki hareketi biraz hızlanabilir. Ama yine grafiksel anlamda ben ee, pozitif tarafta olduğumu yani olabileceğini düşünüyorum kısa vadeli hani gidebilecek alanın da maksimum şu anda 1385 olabileceğini düşünüyorum. Ha bu teyi yani bunun olabilmesi için de zirveyi aşması lazım. Kademeli kademeli gitmek lazım. Ee, burada şurası kesin olacaktır. Burası kesin olacaktırdan ziyade kademeli kademeli önümüze bakmamız lazım. Yarın sabah benim hayatta olup olmayacağımı bilmiyorum. Bu sebeple de piyasalar dinamikleri çok farklıdır. Piyasa dinamikleri çok farklı olduğu için de her ana hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu sebeple de biraz daha uçuk kaçık görüntülerden ziyade önünüzü gören bir tablo oluşturmanız gerekiyor. Ben size en azından şeffaf bir şekilde bütün beklentilerimi aktarmış oldum hem makro temayla hem de teknik taraflayla. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Umuyorum ki size güzel bir bakış açısı oluşturmuştur. Kendinize iyi bakın. Haftalık bir bülteni de incelemeyi ihmal etmeyin kalın sağlıcakla.